Berat gecesi kılınacak namaz. Bu gecede 100 rekat namaz kılınır. Bu durumdan namazın her iki rekatında bir selam verilir. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 ihlası şerifi okunur. İsteğe göre bu namaz 10 rekatta kılınabilir. O zaman her rekatta Fatiha'dan sonra 100 ihlası şerif okunur ve 10 rekatın sonunda bir kere selam verilerek namaz tamamlanır. Bu şekilde kılmak, bütün müstehap namazlarda rivayet edilmiştir. Selef radıyallahu an bu namazı kılar ve buna hayır namazı derlerdi. Hatta bu namazı bir araya toplanıp cemaatle de kılarlardı. Hanefi mezhebinde teraviden başka hiçbir nafile namaz cemaatle kılınmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin bu namaz için şöyle dediği rivayet olunur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden 30 kişi bana dediler ki, bu gecede bu namazı kılan bir kimseye Cenab-ı Hak 70 defa nazar eder ve her bir nazarla onun 70 ihtiyacını giderir. Bu ihtiyaçların en azı da affedilmektir. Hüccetül İslam, i̇mam Gazali rahmetullahi aleyh, İhyâ-yı Ulûmiddin, 1. cilt, 555. sayfa. Berat gecesinde ne yapmalıyız? gündüzünü mutlaka oruçlu geçirmeliyiz. Hz. Ali Keremallahu Veçhe'den, Şaban'ın 15. günü oruç tutun, gecesinde kaim olun mealinde İbn-i Mace bir hadis rivayet etmiştir. Hüccetül İslam, İhya-i Ulumiddin, Cilt 1, sayfa 556 Dedikodudan, yalandan, harama bakmaktan sakınmalıyız. Akşam namazını edadan sonra üç defa Yasin-i Şerif okunacaktır her Yasin'den sonra bir defa beraat duaları okunacaktır. Bu beraat duaları, ilk okuyuşta Cenab-ı Hak'tan hayırlı ve uzun ömür taleple kaza ve belalardan korunmak, ikincisinde bol ve helal rızık temennisi, üçüncüsünde son nefesinde hüsnü hatime, imanla bu dünyadan göçmek niyetiyle okunacaktır. Ömer Muhammed Öztürk, İbadet Takvimi ve Dualar, Sayfa 62 7 Nisan Mevlana Takvimi